Sıfır kilometre araçlar el yakınca vatandaşlar da ikinci ele yöneldi. Özellikle son 8 ayda ikinci el araç satışları patladı. Alıcılara bir alternatif de İstanbul'da sunuldu. Birçok markanın yer aldığı ikinci el otomobil fuarı sektörü daha hareketlendireceğe benziyor. Normal fiyat pazarlardan daha uygun fiyat olursa, ekstra indirimler olursa yararlanırım tabii ki. Vatandaşlar için hem internet üzerinden hem de galeriden otomobil fiyatlarını araştırmak aslında zaman kaybı. Ama İstanbul Yeşilköy'deki ikinci el otomobil satış günleri bu konuda vatandaşı sevindirdi. Seyir halinde bakıyorum ama yani tatmin edici bir çeşit göremedim ben, fazla bir araba göremedim yani. Yani fazla çeşit mi yok? Yani çeşit fiyatlar mı çok pahalı, ne diyorsun? Fiyatlar çok pahalı ya da dövizin yükselişinden sanırım ya da ondan fark etmiş. Dövizde yaşanan hareketlilikten etkilenmek istemeyen galericiler ikinci el otomobil fuarıyla satışlarına hareketlilik kazandırma derdinde. İşte bakın, ikinci el otofuarında bir tane yol canavarıyla karşılaştık. Kendisi Türkiye'de tek, sıfır kilometre ve fiyatı gerçekten dudak uçuklatıyor. Neredeyse 3,5 milyon euroya yaklaşmış fiyatı yeni kurla da beraber. Ve yanına yaklaşmamıza dahi izin verilmiyor. Hemen arkada görüyorsunuz, korumalarla korunuyor bu yol canavarı. Ağırlıklı profesyonel pistte profesyonel kişiler tarafından kullanılması tavsiye ediliyor. Çünkü çok yüksek hızlara ulaşabiliyor. Fuarda yaklaşık 1,5 milyon liralık ikinci el araç da bulmak mümkün. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi ekonomik, yaklaşık 30-33 bin liraya herkese uygun araç da bulabiliyoruz. İkinci el alırken nelere dikkat etsin vatandaşlar? Önemli çünkü. Kilometrenin orijinal olup olmaması, arabanın daha öncesinde kazasının olup olmaması. Araca maksimum ne kadar, şu kadar veririm diyor musunuz? 90 bin civarı. Konu mankeni olduğunuz araç, evet. Yaklaşık 1 milyon Türk lirası. Evet. Biraz ellediğimiz lekelendi. Size sildirmesinler yine. Yok, biz silmiyoruz. Silen arkadaşımız var. O yüzden onu fazla yormamak için fazla da dokunmayayım bence. Ya olsun ya, kötü durmuyor. Sıkıntı yok değil mi? Evet. Parmak ben de daha bir güzel duruyor araba. Hafta sonuyla birlikte ziyaretçi akınına uğraması beklenen merkezde alıcılar banka standlarından kredilerini çekip yine alanda bulunan noterlerden alım satım işlemlerini tamamlayabilecekler. Diyelim ki 70 bin liralık bir araba aldı. Bunun %50'sine kadar olan kısmını rahat rahat kredilendirebiliyoruz. Gaziantep'in tüm lezzetleri İstanbul'a taşındı. Maltepe sahili hem memleketini özleyenleri